Mensupları ve kıymetli Eskişehir halkı. Öncelikle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diler, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kayıp ve kaybettikleri için de vatandaşlarımıza sabır dilerim. Yaşadığımız deprem maalesef ülkemiz açısından tam bir felaket olmuştur. Şüphesiz deprem tüm kesimleri etkilemekle birlikte en fazla kırsal alanlarda hissedilmiştir. Özellikle kurtarma ve yardım faaliyetlerinin çeşitli sebeplerle kırsal alanlara geç gelmesi çiftçilerimizi daha da olumsuz etkilemiştir. Kırsal yerleşim alanları yerle bir olmuş, hayvan ahır ve ağılları yıkılarak hayvanların da telef olmasına neden olmuştur. Bir anda insanlarımız hem canlarını hem de hayvan varlıklarını, mallarını kaybetmiştir. Bitkisel üretim alanları da deprem nedeniyle olumsuz etkilenmiştir. Elektrik ve su olmaması ve insanların can derdine düşmesi sebebiyle tarımsal faaliyetler tamamen durmuştur. Ülke tarımının ve maliyetlerinin olumsuz durumu zaten üretici açısından çok zor iken, bir de böyle felaket kırsal kesimdeki daha da içinden çıkılmaz bir duruma sokmuştur. AKP iktidarının 20 yıldır uyguladığı yanlış tarım politikaları nedeniyle zorda olan üreticilerimiz depremle maalesef çok zor duruma düşmüştür. Depremi yaşayan 11 ilin ülke genelindeki toplam tarımsal gayri safi üretimdeki payı %15'tir. Bu oran azımsanamayacak kadar önemli bir orandır. Bu bölgelerdeki tarımsal üretim kayıplarının olumsuz etkisini bizler de Eskişehir ilimizde özellikle kurak giden iklimi de dikkate alırsak tarımsal ürün fiyatlarındaki artışla olumsuz hissedeceğiz. Tarımsal kesimin hali bu durumda iken hükümetin ve özellikle Tarım Bakanlığı'nın şu an itibariyle bu 11 ildeki tarımsal üretim yapan mağdurlar için hiçbir tedbir almadığını görüyoruz. Acilen çiftçilerin mağduriyeti giderilmelidir. Ayrıca 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu teminat kapsamı dışında kalan ve doğal afetten zarar gören çiftçilerimize karşılıksız yardım yapılarak tarımsal üretimin sürdürülebilirliği sağlanmalıdır. Acilen bu insanların köylerini terk etmemeleri ve üretime yeniden başlamaları devletçe sağlanmalıdır. Gerekli hayvan varlığı, yem vesaire gibi girdilerin uygun koşullarda temin edilerek bölge kırsal kesiminin kendisini ağır ağır toparlaması sağlanmalıdır. Gerekli alet, ekipman ve makinaların temini sağlanmalıdır. Bitkisel üretim için gerekli tohum, ilaç, gübre, mazot desteği sağlanmalıdır. Gerekli önlemler zamanında alınırsa hem o bölgelerin kendisini toparlaması hem de kırsaldan şehre olan göçü engellemiş oluruz. Hem de ülkemizde diğer illerin tarımsal ihtiyaçları üretilmiş olur. Geçmişte Tarım Bakanı tarımda yapılan ithalatlara eleştirenlere paramız var ki ithal ediyoruz diye çok yanlış bir cümle kurmuştu. Bakın artık ithal etmek istesek de paramız yani dövizimiz maalesef yok. Gelelim Eskişehir'e. Yaşanan bütün olumsuzluklardan ders çıkarmalı. Eskişehir'de benzer bir felaket yaşanması durumunda tarım ve hayvancılığımızı nasıl kurtaracağımızın planlarını yapmalıyız. Benzer bir deprem felaketi Eskişehir'de yaşanırsa neler yapacağımız düşünülmüş müdür? Eskişehir'de büyük ve küçük baş hayvanların yem ihtiyacı düşünülerek deprem gibi bir felaket durumunda bu yemler yedeklenmiş midir? İl Tarım Müdürlüğü'nün ve yerel yönetimlerimizin bu konuda bir çalışması var mıdır? Şu anda Eskişehir'de kırmızı et fiyatlarının sürekli arttığını görüyoruz. Özellikle Ramazan ayının da yaklaşmasıyla önümüzdeki günlerde fiyat artışlarının devam edeceği tahmin edilmektedir. Kesim yapılacak hayvan sayısının az olduğu, kesim yapılacak besi hayvanının temininde güçlükler olduğu ortadadır. Eskişehir gibi büyük bir şehirde kamuya ve belediyelere ait et kombinesinin olmaması da şehrimiz açısından yadırganacak bir durumdur. Şehirde sadece özel şahsa ait bir adet mezbaha hizmet vermektedir. Bu sorunun acilen yerel yönetimlerin öncülüğünde çözülmesi gerekmektedir. Sözlerime son verirken Allah'tan bir daha böyle felaketlerden ülkemizi ve milletimizi korumasını diler, herkese saygılar sunarım.